Profesör Doktor Haydar Baş'tan tarihi açıklamalar. Oyunları bozuyoruz. Sinem Baş'tan çarpıcı analiz. Gerçek Atatürk. HSYK'nın yapısını değiştiren düzenleme Adalet Komisyonu'nda. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül muhalefet liderleriyle görüştü. Mustafa Sarıgül'den Hale ziyaret. Esnafları dinledi, sorunları çözme sözü verdi. Irak'la petrol krizi. Maliki'den Ankara'ya çok sert uyarı. İşte halkın enflasyonu. Pek çok gıda maddesi açıklanan enflasyonu solladı. Ayrıntılar şimdi. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, ecnebilerle işbirliği içinde olan şahısların Atatürk hakkında büyük iftiralarda bulunduğuna işaret ederek Mustafa Kemal'in şahsında Türk milleti devletiyle karşı karşıya getirildi. Şimdi bunu yıkıyoruz şeklinde konuştu. Partisince Aksaray'da düzenlenen yerel seçimler aday tanıtım toplantısına katılan Baş, tarihi açıklamalarda bulundu. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, partisince Aksaray'da düzenlenen yerel seçimler aday tanıtım toplantısına katıldı. Haydar Baş, Aksaray Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda 20'yi aşkın ilden gelen yaklaşık 130 BTP belediye başkan adayını tek tek tebrik etti. Konuşmasında ise Türkiye'nin sıcak gündemini değerlendiren Baş, Başbakan Erdoğan'a Mayıs ayında yine Aksaray'da yaptığı çağrıyı hatırlattı. Mayıs ayında Sayın Başbakanıma buradan selam gönderdim. Hatırladınız? Sayın Başbakanım dedim, durumun iyi değil. Sonun Şerif Hüseyin Bin Ali'nin sonuna benziyor. Daha ortada kol yok, yumurta yok. Hocam nereden biliyorsun? Oğlum ben Nuh'un gemisindeyim yahu. Şimdi insanın iki tane gözü var, iki tane de kulağı var. Bir şu gördüğümüz göz, kulak. Bir de insanın kalp gözü var. Baktın mı o kalp gözüyle en ücra köşesindekini görürsünüz. Konuşmasında asırlardan bu yana Türk milleti üzerine müthiş oyunlar oynandığına dikkatleri çeken Profesör Doktor Haydar Baş şöyle konuştu. Asırlardan bu tarafa Türk milleti üzerine müthiş oyunlar oynandı. Bir tane iki tane değil. Bu İngilizler var ya, Allah bunların şerrinden ümmeti halas eylesin. Bunların Türk milleti üzerinde, İslam alemi üzerinde oyunları çok büyük. Ve biz Müslüman Türk olarak çok safız, yanlış anlama. Gelin bize kafasını eğer, ne yaparsa yapar, bizi ikna eder ve de kandırır. Biz de onun samimi olduğuna inanırız. Senelerce bu deveran böyle devretti. Ama hep oyuna geldi. Bundan sonra inşallah bir daha da oyuna gelmeyecek. Anlaştık mı? Bakınız, milletimizi devletiyle karşı karşıya getirdiler. Getirdiler mi? Getirdiler. Ve devletimizi dine karşı getirdiler. Getirdiler mi? Milletimizi ordusuna karşı getirdiler. Getirdiler mi? Ordusunu milletine karşı getirdiler. Getirdiler mi? Şimdi bunu da yıkıyoruz arkadaşlar. Bunu da yıkacağız. Var mısınız? Bazı kesimlerin bu oyunun bir parçası olarak Mustafa Kemal Atatürk hakkında dinsiz şeklinde iftiralar ürettiğini ifade eden Haydar Baş şu tarihi açıklamalarda bulundu. İngiliz diyor ki Türk milleti devletine düşman olması lazım. Eğer Mustafa Kemal'ine dinsiz derse devletine de dinsiz der. Yıllardan beri bunun hesabını yaptı. Türk toplumuna bunu körükledi. Mustafa Kemal kim? Dinsiz. Türkiye Cumhuriyeti'ne dinsiz. Dinsiz devlet yıkılacak el. Senelerce bunlar söylendi. Ve bunlar bir hareketin sağ sol kolları. Ha bunları bilmiyorum. Vallahi yalan, hepsi biliniyor. Yeminle konuşuyorum. Ne oldu sonra? Türk milleti devletine karşı Mustafa Kemal'in şahsında geldi. Devlet dinsiz olunca Müslümanın ne işi var orada? 100 yıla yakından bu zamana sevgili arkadaşlar,
Türk bürokrasisinde, haydın kesiminde Müslümanın yeri olmadı. Yani bir çalımla adamlar hepimizi devirdiler. Şimdi yıkıyorum onları. Nasıl? Mustafa Kemal mümin Müslüman bir insandır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuranlar Müslümanlardır. Şimdi İslam düşmanları, İngiliz hayranları, İngiliz'in uşakları, hadi oradan be, defolun. Bu devlet bizim, bu millet bizim, bu vatan bizim, bu asker bizim, vallahi de bizim, billahi de bizim. Var mısınız? Sevgili kardeşlerim, olay bu. Olay bu. Yakaladık onları, korkuları bu. Sinem Baş'tan çarpıcı analiz. Gerçek Atatürk. Evet, Yeni Mesaj gazetesi yazarı Sinem Baş bugünkü yazısında Profesör Doktor Haydar Baş'ın Atatürk üzerine yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Sinem Baş yazısında Profesör Doktor Haydar Baş'la beraber bilmediğimiz bir Atatürk tanıyoruz dedi. İşte Gerçek Atatürk başlıklı o yazı. Yepyeni bir Atatürk, bilmediğimiz bir Atatürk tanıyoruz. Profesör Doktor Haydar Baş'la beraber. Asakirullah olan Türk milleti için manevi değerlerin önemi, İslam dinine bağlılık son derece önemlidir. Bunun farkında olan Batı, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal'le milleti arasını açmanın yolunu onu dinsiz göstermekle bulmuştur. Zira Atatürk, yıkılan imparatorluğun ardından kurulan genç cumhuriyet, tam bağımsızlık, emperyalizmle mücadele, sömürüye karşı dik duruş demektir. Ezilmeye karşı sivil asker, devlet millet bir olarak harekettir. Söz konusu Atatürk olunca bugüne kadar ne annesinin hayası kalmış, ne kendinin içki masalarında yaptığı sohbetler, ne de dindarlığı. Aksaray konuşmasında BTP lideri Sayın Baş, Zübeyde Ana'nın mirasından bahsetti ve ekledi. Bu miras, Hazreti Peygamber döneminden sonra kaleme alınmış en mükemmel İslam miras örneğidir. Atatürk'ün 7 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hatmettiğini, 8 yaşında hafız olduğunu ısrarla vurguluyor Bağımsız Türkiye Partisi lideri ve bir gerçeğin altını da her konuşmasında ısrarla çiziyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temelleri Hacı Bektaş-ı Veli dergahında atılmıştır. Dindar bir kimlik, Bektaşi bir aileden gelen bir lider ve Bektaşi dergahında temelleri atılan bir cumhuriyet. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran irade tıpkı Türk milleti gibi dindar, kökleri İslam'la yoğrulmuştur. Bir Müslüman. Peki şimdiye kadar neden dinsiz Atatürk anlatıldı? Bu sorunun temelinde şu konudan bahsetti Sayın Baş. Milleti devletle, orduyla karşı karşıya, orduyu milletle karşı karşıya getirdiler. Dinsiz denilen Atatürk'ün kurduğu devlet de dinsizdir ve bu devlete karşı durulmalıdır. Görüşü yıllarca Anadolu'da kahve köşelerinde, sokak aralarında milletimizin kulağına fısıldanmadı mı? Dini savunanlar gavur devlet istemiyoruz diye baş kaldırmadı mı? Bu vatanın evlatları dinli dinsiz diye ikiye ayrılıp Atatürk'ü sevenler de aynı yaftayla dinsiz diye ayrılmadı mı? Millet bilinçli bir şekilde atası üzerinden yayılan bir kamplaşmaya sokuldu. Devletle kavga edenlerin eline ne geçti? Nefisleri adına hiçbir şey. Sadece dış güçlerin ülke üzerinde hesabı olanların ekmeğine yağ sürdüler. Sayın Baş'ın dindar Atatürk gerçeklerini ortaya koymalarından rahatsız olanlar aynı çevrelere hizmet ediyorlar. Hakaret dolu seviyesiz cümleler maalesef onun Türk milleti ve devleti adına başardığını gölgeleyemeyecektir. Bu ifadeler sadece o yazıları yazanları bilmeden oyunlara alet etmektedir. Tarih boyunca İslam itikadı üzerinden millete oynanan oyunlar İngiliz menşeli olarak karşımıza çıkıyor. Dini kullanarak devletle milleti birbirine düşman etme oyunu Atatürk'ten sonra da Cumhuriyet tarihinde farklı şekilde oynanmış, en dini konular dindar görünenlere, en milli konular milliyetçi gözükenlere havale edilmiştir. Türk milletinin gözü, feraseti Sayın Baş'ın anlattığı gerçek Atatürk'le açılmaktadır. Atasına sahip çıkan bir Türk milleti ise birlik harçlarından olan bu liderin şahsında üzerimizdeki oyunlarına karşı birleşecektir. Sinem Baş.
HSYK'nın yapısını değiştiren düzenleme Adalet Komisyonu'nda. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül muhalefet liderleriyle görüştü. Evet, bugün gelişmeler oldukça ilginç sayın seyirciler. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren düzenlemenin Meclis Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri devam ediyor. Görüşmeler hafta sonuna göre daha sakin geçiyor. Devreye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül girdi. Gül bugün CHP, MHP ve BDP genel başkanlarıyla bu konuyu görüştü. Cumhurbaşkanı Gül şu sıralarda Başbakan Erdoğan'la görüşüyor. Cumartesi günü bu görüntülerin yaşandığı Meclis Adalet Komisyonu'nda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu HSK'nın yapısını değiştiren düzenlemenin görüşmeleri sürüyor. Tartışmalar eşliğinde devam eden görüşmelerde komisyonda 52 maddelik teklifin ilk 3 maddesi ve 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. madde oylama sonucu kabul edildi. 4 ve 5. maddeler ise teklif metninden oy çoğunluğuyla çıkartıldı. Muhalefetin düzenlemeye tepkisi sürerken devreye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül girdi. Cumhurbaşkanı Gül, mecliste krize neden olan HSK yasa teklifini görüşmek üzere muhalefet liderlerini Çankaya Köşkü'ne davet etti. Gül'ün ilk konuğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada HSK'daki değişikliğin anayasa değişikliğiyle yapılması gündemde. Bu konudaki şartlarımızı dile getirdim dedi. Olayın bir anayasa değişikliğiyle çözülmesi gerektiği yönünde bir görüş şu anda tartışılıyor. Biz iki ön koşulumuz olduğunu söyledik bu konuda. Bir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yasa teklifinin geri çekilmesi gerekiyor. İkincisi, siyasal iktidarın yolsuzluk soruşturmalarına engel olmaması gerekiyor. Eğer bunların ikisi gerçekleşirse, bu iki konuda da bize gerekli açıklamalar yapılır ve bu konuda biz aynı duyarlılığı koruyacağız diye söylenirse, elbette ki bir anayasa değişikliği gündeme gelebilir. Anayasa değişikliğinde de aradığımız şu, onu da açıklıkla ifade edeyim. Yargı teminatını güçlendirmek istiyoruz. Yargıya siyasal müdahaleleri engellemek istiyoruz. Cumhurbaşkanı Gül, Kılıçdaroğlu'ndan sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Köşkün üçüncü konuysa BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş oldu. Evet, şimdi bu konuyu görüşmek üzere Ankara'daki stüdyomuza bağlanıyoruz. Ankara'daki stüdyomuzda değerli bir avukat var. Sayın Lütfullah Önder, hukukçu yazar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, sizin oldukça bu konular sizi çok yakından ilgilendiriyor bir avukat olarak diyeyim. Vatandaşı tabii ki topyekün ilgilendiriyor çünkü yargının siyasallaşması diye bir söylem ortada. Şimdi halkın bunu anladığını pek zannetmiyoruz çünkü ne olup ne bittiğinin farkında değiliz. Değiller. Ama biz bu arada neyin ne olup bittiğini anlamazken bugün 11. maddeye kadar 4 ve 5. maddeler hariç hepsi geçti. Bu yapılan değişikliklerle özellikle Adalet Bakanlığı'nın fazlasıyla aktif olması, etkin olması, yargının siyasallaşması sorusunu getirdi. Batı basınında çok ağır eleştiriler yapıldı bugün. Açıklamalar yapıldı. Özellikle Almanya'dan geldi bu açıklamalar. Böyle bakınca hakikaten yeni çıkarılacak anayasa teklifleri de konuşuluyor ama Cemil Çiçek en sonunda sinirlendi. Bu kargaşa içerisinde şöyle baktığınızda bugün geçen maddelerle birlikte durumu nasıl görmek lazım sizin cephenizden bir hukukçu olarak? Öncelikle bugünü değerlendirirken bugüne nasıl gelindiğini aslında birkaç cümleyle açmamızda fayda var. Yoksa buyurun. Fotoğrafa parça parça eğer bakarsak fotoğrafın tamamını okuyamayız ve sağlıklı bir neticeye ulaşamayız. Doğru. Türkiye'de özellikle son 10 yılda yargıda aslında ciddi şekilde bir müdahale zemini oluşturuldu. Bakın Türkiye'de şu an 13 bin tane hakim savcı var. Bu 13 bin tane hakim savcının 6 bin tanesi
son 10 yıl içerisinde kadroya alındı. Son 10 yıl içerisinde atandı. Neredeyse yarısı. Zaten hakim savcı sayısı gerçek anlamda çok düşük. Örneğin Almanya'nın nüfusuyla Türkiye'nin nüfusu aynı. Almanya'da batıda yargı niye daha hızlı işliyor? İnsanlar adalete niye daha çok güven duyuyor? Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi Türkiye nüfusuyla Almanya nüfusu birbirine yakın. Almanya'da 80 bin hakim savcı var. Türkiye'de bunun son 6 bini de son 10 yıl içerisinde alındı. 13 bin tane hakim savcı var. Dolayısıyla yani hakim savcıların şu ana kadar hani ciddi bir dosya yüküne bağlı olarak dosyaları yeterince çalışamamaları, üzerine yeterince eğilememeleri nedeniyle ciddi haksızlıklar oluşuyordu. Bizim en büyük rahatsızlığımız buydu. Ama son dönemde çok daha farklı bir şey ortaya çıktı. Ehil olmayan insanların, zerre kadar aslında hukukla dahi ilgisi olmayabilecek insanların farklı mekanizmalarla, farklı yöntemlerle en kilit noktalara görevlendirilmiş olması. Bakın 2012 yılında bir hakimlik savcılık sınavı yapıldı. Bu hakimlik savcılık sınavında hakim savcı adaylarının büyük bölümü, kazananların büyük bölümü matematik sorularını hiç kalem kullanmadan, bir tane dahi kalem kullanmadan cevapladılar. Ve ÖSYM, sınavı yapan ÖSYM diyor ki burada bir problem var. Hani matematik sorusunu hani diğerlerini anladık ama matematik sorularını hiç kalem kullanmadan nasıl cevaplıyorsunuz? Bu mümkün değil deyip sınavı iptal etti. Bunun üzerine yargıya başvurdular sınavı iptal olan kişiler. Yargı kararıyla, tırnak içinde bağımsız yargı kararıyla ÖSYM'nin bile benim yaptığım sınavda bir problem var, burada bir soru çalınma olayı var diyerek iptal ettiği sınavı yargı kararıyla birlikte yeniden o sınavı geçerli hale getiriyorlar ve sınav kabul ediliyor. Ve hiç kalem oynatmadan cevapları adeta önceden artık belki de değil bilinen cevapları işaretlediler ve birileri bunu bazı cemaate bağlı öğrenci evlerinde bir reklam propagandası olarak bunu kullanıyorlar. Yani biz bak istediğimizi yerleştirebiliyoruz. Cevaplar bizim evlerde dağıtılıyor. Ne kadar bu çalışmaların, bu hizmetin içinde olur, ne kadar bizim dediklerimizi yerine getirirseniz önünüz o kadar açılır. Her şey bizim elimizde, bizim iki dudağımızın arasında diye reklam yapacak kadar, konuşacak kadar bu iş artık ayyuka çıkmış durumda. Şimdi bu insanlar bu şekilde üniversite sınavlarındaki zaten yaşananlar ortada. Yani üniversite sınavlarında defalarca kopya skandalları ortaya çıktı. İspatlandı bunlar artık. Yani üniversiteyi kopyalarla, çalınan cevaplarla kazanan, hakimlik savcılık sınavını yine bu kopyalarla birlikte kazanan insanlar hem de ilk atamada şimdiye kadar yerleşmiş olan yargının en önemli ayağı kendi içindeki hiyerarşisi ve kendi içinde teamül haline gelen uygulamasıydı. Örneğin bir hakim göreve başlayacağı zaman önce işte Artvin'den başlardı, Rize'den başlardı, Şırnak'tan başlardı. Yani 5. bölgeden başlardı. Evet. İyi kararlar verdikçe, başarılı oldukça 4. bölgeye, 3. bölgeye, 2. bölgeye, 1. bölgeye gelirdi. Yani Ankara, İstanbul gibi kritik noktalardaki mahkemelere 10 yıl, 15 yıl tecrübe kazandıktan sonra ve kendini ispatladıktan sonra gelirdi. Şimdi sınavı kopyayla geçiyorsun. Hakimlik savcılık sınavını kopyayla geçiyorsun. Mülakatta, bakın bir istatistik daha vereyim. Mülakatlarda ilk yüze giren öğrencilerden 4 tanesi, 10 kişiden 4 tanesi mülakatı geçebiliyor. Son yüze giren öğrencilerden, sınavı kazananlardan sonra da son yüze giren öğrencilerden 6 tanesi kazanıyor. Yani sınavda az başarılı olanların mülakatta başarısı daha fazla. Şimdi bütün bunları yan yana koyduğunuz zaman şu an mevcut hakim savcının yarısı son 10 yılda alındı. Ve bu hakim savcıların hangi metotlarla, hangi usullerle geldiği biraz önce anlattığım bu örneklerle ortada. Şimdi bu insanlar bir de ilk atamada kura çekilir çekilmez Ankara gibi, İstanbul gibi kritik illerde, Ankara'daki örneğin idare mahkemesinde görev almak demek devletin, bakanlıkların, bütün kurumların adeta yaptığı işlemleri denetleyen, iptal eden ya da geçerlidir diye kabul eden ve reddeden kararları veren bir merci. Buraya da gelince
Ve düşünün ki bu insanların AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in ifade ettiği gibi, düşünün ki bu insanların bir dosya hakkında karar verirken çok önemliyse Pensilvanya'ya sorduğunu, değilse Ankara'daki falanca imama bunu sorduğunu. Şimdi böyle bir ortamda siz yargıyı bağımsızdır deseniz dahi nasıl bu bağımsız diyeceğiniz yargı işleyecek? Bir kere hani bunda AK Parti'nin kesinlikle çok büyük vebali var, günahı var ama maalesef AK Parti kendi eliyle yargıyı bu gerçekten hukuk içerisinde ehil olan insanların kendi bileğinin gücüyle bir noktaya gelmesiyle yürüyen bu mekanizmayı ters düz ederek bu insanların şu an kendisinin başına da çorap ören bu insanların önünü açtı. Bir kere öncelikle bu tespiti yapmamız lazım. Aksi halde sadece bunu hani hükümet şu an bu yaptıklarıyla birlikte yargıyı kendine bağlıyor diyerek eğer fotoğrafı tek bir yönüyle ele alırsak yanılmış oluruz. Şu an yapılan kesinlikle çok yanlış. Tabii ki yanlış. Niye yanlış? Çünkü siz yargıyı Adalet Bakanlığı, HSYK demek, bütün adli yargı, idari yargının yani üst yargı dışındaki bütün genel yargının beyni demek, omurgası demek. Bunu sizin Adalet Bakanlığı'na bağlamanız demek, bu çıkarılan yasa bu demek. Bağlamanız demek, yargıyı yürütmeye aslında bağlamak demek. Ama öyle bir çıkmaz hale getirdiniz ki siz 10 yıl içindeki icraatlarla bunu temizlemek için artık hukuk yoluyla gitmek adeta mümkün olmaz bir hale getirdiniz. Şu an yapılan hukuksuz ama şimdiye kadar yapılan hukuksuzluğun faturası öyle bir ülkenin önüne öyle çıktı ki adeta bunu temizlemek başka bir hukuksuzluğa adım atmaya bu hükümeti mecbur kıldı. Ama ben şunu ifade edeyim. Hükümet şimdi bile gerçek anlamda hem bu yaptığı yanlışlardan dönmek istesin hem de yargı bana bağlı değil de bağımsız olsun, tamamen bağımsız olsun istiyorsa anayasa değişikliğine gerek kalmadan bunları çözmek mümkün. Çünkü bunlar dediğim gibi özellikle son 5 yıl ve son 10 yıl içerisindeki bozulmayla birlikte bu noktaya geldi. Yanlış kadrolaşma, ehil olmayan insanların oraya getirilmesiyle bu noktaya geldi. Bunu düzeltmek mümkün. Yani sistemi gerçek anlamda oturtmak, yargıyı bağımsız hale getirip yürütmenin de yasamanın da kontrolünün dışında başka bir cemaatin, camianın, bir ideolojinin talimatından da arındırılmış bir hale getirmek, ehil olan insanların o noktaya gelmesini sağlayacak genel kriterler ortaya koymak mümkün. Bütün bunlara çözüm üretmek mümkün. Ama hükümet bir taraftan kendi yolsuzluğunu örtmeye çalışıyor. Bir taraftan şimdiye kadar bu 10 yıl içerisinde biraz önce bütün bu anlattığım şeyler gizli değil. Yani basına yansımış konuları ben burada anlatıyorum. Yani gizli bilgiden bahsetmiyorum. Düşünün ki basına yansımayan, hükümetin bilgisi dahilinde olan onlarca örnek var. Onlarca örnek var. Bütün bunları kulak tıkadı bütün bunlara. Göz yumdu ve olay bu noktaya getirildi. Şimdi başka bir hukuksuzluk da bunu çözmeye çalışıyor. Bu yasayı yasalaştıracaklar gibi gözüküyor. Anayasa Mahkemesi'nden ben geçeceğini düşünmüyorum. Ama hani her şerde bir hayır, her hayırda bir şer var diye düşüneceksek yargıyı bağımsız bırakalım, şu haliyle bırakalım derken de hükümetin denetiminden, yürütmenin denetiminden kurtaralım doğru ama şu anki haliyle de sakıncalı. Hükümeti, yürütmeyi en azından millet seçimden seçime dahi olsa denetliyor. Ama düşünün ki ucu Pensilvanya'da olan, hiçbir şekilde hiçbir yer hesap verme duygusu içerisinde olmayan ve tamamen gizli bir hiyerarşik bağ içerisinde başka bir yere bağlı olan bir yargıyı düşünün. Bu Türkiye için herhalde çok daha kötü olsa gerek. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Önder haberlere katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İşte halkın enflasyonu. Pek çok gıda maddesi açıklanan enflasyonu solladı. Sayın seyirciler, Türkiye'nin 2013 enflasyonu %7.40 olarak açıklandı ancak mutfağın enflasyonu açıklananla hiç de bir değil. Geçen yıl kahvaltı sofralarında yer alan pek çok ürünün ortalama fiyat artışı enflasyonu geride bıraktı. 2013'te fiyatı en fazla artan gıda maddesi %20'lik oranla yumurta oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl tüketici fiyat endeksi %7.40 oldu.
Ancak bu oran asıl enflasyonu yansıtmıyor. Zira vatandaşa yansıyan enflasyon en az %20. Geçen yıl ana gıda maddelerine gelen zam bu tezi doğruluyor. Kahvaltı sofralarında yer alan birçok ürünün 2013'teki ortalama fiyat artışı enflasyonu geride bıraktı. Söz konusu dönemde kahvaltıda tüketilen birçok gıda maddesinin fiyatı enflasyonun üzerinde arttı. Kahvaltı sofrasında geçen yıl fiyatı en fazla artan gıda maddesi yumurta oldu. Yumurtanın Aralık 2012'de 30 kuruş olan ortalama fiyatı bir yılda yaklaşık 6 kuruş arttı ve 36 kuruşa çıktı. Yumurtadaki fiyat artışı %20'yi buldu. Bir koli yani 30 adet yumurta için 2012 sonunda ortalama 9 TL ödenirken 2013 sonunda bu bedel 10 TL'ye 80 kuruşa çıktı. Geçen yıl 30 yumurtaya 9 TL ödeyen vatandaş bu yılsa aynı parayla 25 yumurta alabiliyor. Yani kolideki 5 yumurtayı enflasyon yedi. Özellikle kış aylarında kahvaltı sofralarında yer alan pekmez, fiyata en fazla artan ikinci gıda maddesi oldu. Aralık 2012'de pekmezin 10 TL 60 kuruş olan ortalama fiyatı, geçen ay itibariyle 1.7 TL artarak 12 TL 30 kuruşa ulaştı. Pekmez fiyatındaki artış ise %16. Tereyağının fiyatında da bir yılda yaklaşık 3 TL'lik artış oldu. Tereyağının Aralık 2012'de 22.4 TL olan fiyatı, geçen yılın aynı ayında 25.6 TL'ye çıktı. Tereyağı fiyatında söz konusu dönemdeki artış oranı %14 olarak gerçekleşti. Kahvaltı sofrasının olmazsa olmazı ekmekte fiyat artışlarından nasibini aldı. Aralık 2012'de 1 kilogram ekmek için ortalama 2.60 TL harcanırken bu miktar geçen yılın Aralık ayına kadar 30 kuruş arttı ve 2.90 TL'ye çıktı. Ekmeğin kilogramındaki fiyat artışı ise %11 seviyesinde gerçekleşti. Beyaz peynir de gıda fiyatlarındaki artıştan etkilenen bir başka ürün oldu. Beyaz peynirin Aralık 2012'de ortalama 15.1 TL olan kilogram fiyatı yaklaşık %10'luk artışla geçen yılın aynı ayında 16.6 TL'ye çıktı. Aynı dönemde tulum peyniri ve salamın fiyatı %9, reçelin ve sucuğun fiyatı ise %8 arttı. Son bir yılda kahvaltı sofrasındaki gıda maddelerinden fiyatı en az artan ürün ise sosis oldu. Sosiste 2013 yılında gerçekleşen fiyat artışı %2.72 ile sınırlı kaldı. Irak'la petrol krizi. Maliki'den Ankara'ya çok sert uyarı. Evet, hükümetin peşmerge lideri Mesut Barzani ile yaptığı petrol anlaşmasına Irak'tan bir tepki daha geldi sayın seyirciler. Irak Başbakanı Nuri El Maliki ne Türkiye'ye ne de Kürt yönetimine izin vermeyeceklerini belirterek petrol ihracatının anayasanın ihlali anlamına geldiğini belirtti. Sadece merkezi hükümetin Irak'ın enerji kaynaklarını yönetme yetkisi olduğunu belirten Maliki, Türkiye Irak'ın egemenliğine zarar veren bir konuya müdahale etmemelidir dedi. Ankara'nın Irak'ın kuzeyindeki peşmerge yönetimiyle yaptığı petrol anlaşması yürürlükte. Belli bir oranda... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın 2 Ocak'ta yaptığı açıklamaya göre Irak'tan Ceyhan'a petrol akıtılmaya ve tanklara doldurulmaya başlandı. Ancak bu duruma Irak merkezi yönetimi tepkili. Irak Başbakanı Nuri El Maliki, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin Türkiye'ye petrol ihracatını sürdürmesi halinde federal bütçeden pay alamayacaklarını söyledi. Maliki, ne Türkiye ne de Kürt yönetimine izin vermeyeceklerini, petrol ihracatının anayasanın ihlali anlamına geldiğini belirtti. Sadece merkezi hükümetin Irak'ın enerji kaynaklarını yönetme yetkisi olduğunu belirten El Maliki, Türkiye Irak'ın egemenliğine zarar veren bir konuya müdahale etmemelidir dedi. Kürt yönetiminin kontrolündeki bölgede bulunan petrol şirketlerinin maliyetleriyle ilgili tartışmalara da değinen El Maliki, bu şirketlere bize petrol verin, maliyetinizi karşılayalım diyoruz fakat bize petrol vermiyorlar. O yüzden ödeme alamayacaklar dedi. Maliki petrol gelirleri merkezi hükümete aktarılmıyorken merkezi hükümetin hem petrol şirketlerinin maliyetini karşılayıp hem de Kürtlere bütçeden %17 pay vermesinin adil olmadığını belirtti.
Diğer yandan enerjiden sorumlu Irak Başbakan Yardımcısı Hüseyin el-Şehristani, Türkiye'nin Bağdat Maslahat Güzarı'nın makamına çağırdı ve merkezi hükümetin Türkiye'nin Kürt bölgesinden petrol ithalatına karşı olduğunu ifade etti. Şehristani, Türkiye ile Ceyhan Limanı'ndan yapılan petrol ihracatının Irak Petrol Bakanlığı görevlilerince denetlenmesi konusunda anlaştıklarını, fakat Türkiye'nin bu anlaşmaya uymadığını belirtti. El-Şehristani yaptığı açıklamada, burada Türkiye'nin yasal sorumluluğu vardır. Irak hükümeti meydana gelen zararlar için tazminat talep etme hakkını saklı tutmaktadır, dedi. Sayın seyirciler, Kilis Öncü Pınar sınır kapısında iki gündür aşırı bir yoğunluk söz konusu. İşlemlerin yavaş yapılması sebebiyle sınırda 10 kilometrelik tır kuyruğu oluştu. 24 saati aşkın süredir sınırda bekleyen sürücüler duruma isyan ediyor. Genelde bayram öncesi ve sonrası görmeye alıştığımız bu manzara bugün Kilis Öncü Pınar sınır kapısında vardı. Aşırı yoğunluk ve işlemlerin yavaş yapılması nedeniyle sınırda 10 kilometrelik tır kuyruğu oluştu. 24 saate aşkın süredir sınırda bekleyen sürücüler duruma isyan etti. Ne ekmek var ne su var, adamlar ne yapacağını şaşırmış. Yağmur bir taraftan yağıyor, soğuk bir taraftan. Yani bu insanların öteki sıradan çıkıyor, belki sıraya giriyor. Bu adam yani gidip de haksızlıklar oluyor yani. Tır sürücüleri sınırı geçebilmek için saatlerce beklerken Suriyeli isyancılarsa ellerini kollarını sallayarak rahatça Türk tarafına geçiyor. Üstelik sürücüler sınırda beklediklerinden dolayı süresi geçen evraklar için de ceza ödüyor. Bu kuyrukta adam yabancı adam. Kuyrukta gelip duruyor. Bu evrak kağıtlarının günü geçiyor. İçeride günlük 130 milyon ceza yazıyorlar. Buna yazık abi. Gözünü severim senin. Son yıllarda benzer sıkıntıları sürekli yaşadıklarını söyleyen sürücüler, yetkililerin bu soruna bir an önce çözüm bulmasını istiyor. İstanbul Bayrampaşa'daki sebze ve meyve halinin sabaha karşı sürpriz bir konuğu vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül henüz hava aydınlanmadan hali ziyaret etti. Esnafları tek tek dolaşan Sarıgül birlik beraberlik mesajları verdi. Şişli Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Sarıgül seçim ziyaretlerini sürdürüyor. Sarıgül'ün son durağı Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'ydi. Sebze ve meyve hali gerçekten İstanbul'umuz için son derece önemli. İstanbul'umuzun can damarı. Sabaha karşı hale giden Sarıgül esnafları ziyaret etti, dertlerini dinledi. Haldeki dükkanları tek tek dolaşan Sarıgül, giderlerin fazla olmasından yakınan esnaflara yeniden düzenleme sözü verdi. Kiralara baktım, bugünkü şartlara ve koşullara baktım. Bunların da yeni baştan mutlaka düzenlenmesi lazım. Kira giderleri, sandık giderleri, SSK, muhtasarlar, gelir vergisi, bunlara baktığımız zaman buradaki esnaflarımızın da önemli sıkıntılar olduğunu gördüm. Esnaflarımızla birlikte bir çalışma yapmayı da önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki aylarda inşallah planlayacağız. Sarıgül bir meyve tezgahında gördüğü narı eline alarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Cennet meyvesi, bu güzellik içinde kaç çeşit güzellik var. İşte bütün Türkiye'de bu şekilde olsun. Bak herkes burada bir araya gelmiş, el ele, kol kola, omuz omuza. Daha sonra kabaklarla poz veren Sarıgül, rakiplerine üstü kapalı bir gönderme yaptı. Kabak önemlidir. Çok önemli bir üretimdir. Ancak zamanını geçirmemek lazım. Çok teşekkür ederim. İyi misin? Antalya'da rahatsızlanan annesini hastaneye yetiştirmek için otomobilini hızlı kullanan bir vatandaş, karşı yönden gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Görüntüler Antalya'nın Korkuteli ilçesinde. Mehmet Gürgün, rahatsızlanan annesini hastaneye götürmek için hızlı kullandığı otomobilinin kontrolünü kaybederek karşı yönden gelen İbrahim Dalkıran idaresindeki araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar hurdaya döndü. Kazada sürücü Mehmet Gürgün, babası Mehmet Gürgün'le diğer otomobilde bulunan Musa Dalkıran olay yerinde hayatını kaybetti. Meryem Gürgün, Azize Gürgün, Mustafa Gürgün'le annesiyle aynı ismi taşıyan kızı Azize Gürgün ve diğer aracın sürücüsü İbrahim Dalkıran ise yaralandı.
sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar Antalya ve Korkuteli'ndeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Sırada yine üzücü bir kaza haberi var sayın seyirciler. Afyonkarahisar'da portakal yüklü bir kamyon kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti. Görüntüler Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde. Antalya'dan yüklediği portakalı İstanbul'a götürmek üzere yola çıkan Tahsin Atasever yönetimindeki kamyon Damlalı Boğazı mevkiine geldiğinde kontrolden çıktı. Hızla kaymaya başlayan kamyon şarampole yuvarlanarak yan yattı. Kazada şoför Tahsin Atasever ve araçta bulunan oğlu Ahmet Atasever hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz baba ve oğlun cansız bedenlerini araçtan çıkardı. Hayatını kaybedenlerin yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Kazanın ardından geriye yola savrulan portakallar kaldı. Sayın seyirciler, Kadıköy'de bir binada elektrik kontağından oluşan arıza sebebiyle yangın çıktı. Sokaktaki beton bariyerler itfaiyenin alevlere müdahale etmesini güçleştirirken yangında yatalak olan yaşlı bir kadın da hayatını kaybetti. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 6 katlı bir binanın 3. katında elektrik kontağından kaynaklanan arıza sebebiyle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Ancak beton bariyerlerle kapanan sokağa itfaiyenin girememesi alevlere müdahaleyi güçleştirdi. Yangında yatalak olduğu öğrenilen 94 yaşındaki Sabahat Tüysüzoğlu, maruz kaldığı karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden yaşlı kadının akrabası sinir krizi geçirdi. Aynı binada oturan 3 kişi de yoğun dumandan etkilenerek tedavi altına alındı. Yani tabii ki zaman zaman semtimizde yangın oluyor ve trafik sorunumuz çok fazla. Otoparkımız yok. Çözülmeyecek, yapılmayacak işler değil ama nedense görülemedi bunca zamandır. Ve biz maalesef böyle zaman zaman bu acıları yaşamak durumunda. Beton bariyer var, evet. Burası yabancı bir okulun yan sokağı. Maalesef yıllardır biz bu sokak olarak ben kendimi biliyorum, dilekçe verdim belediyeye. Bir şekilde bir bahanelerle geçiştiriliyor. İstanbul'da bir markete giren hırsızlar saniyeler içinde dükkanı boşalttı. 30 bin TL değerinde malzeme çalan soyguncular güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İşte o anlar. Soygunun adresi İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi. Görüntülerde bir grup genç bir marketin önüne geliyor. İş yerinin önünde keşif yapan gençler marketin kepengini kaldırarak içeri giriyor. Kasadaki paraları alan hırsızlar daha sonra raflarda ne varsa kartonlara doldurmaya başlıyor. Dakikalar içerisinde marketi boşaltan soyguncular dışarıda bekleyen arkadaşlarına kartonları uzatıyor. Otomobillerini tıka basa dolduran 6 hırsız gecenin karanlığında kayboluyor. Bu sırada marketin güvenlik kameraları her şeyi kaydediyor. Market sahibi Murat Günden'in zararı ise 30 bin lira. 30 bin lira yakın zararımız var. 30 bin lira yakın zararınız var. Yetkililere bir an önce bulunsun da en azından bu acımız bitsin yani. Geceleri yatamıyoruz zaten. Uykumuz kaçıyor yani her zaman. Polis güvenlik kameralarından yola çıkarak hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Evet, bu haberle bültenimizi burada noktalıyoruz sevgili seyirciler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.